Merhabalar, ben Köftes Köfte ve bugün sizlerle biraz geçmişten konuşacağım. Ve tabii ki de iki tane duyuru olacak. Öncelikle geçmişten biraz bahsedelim. Geçmişten neden konu açıyorum ve neden şu an önümde Özgür Yazılım ve Linux Günleri sitesi açık? Kısaca açıklayayım. Özgür Yazılım ve Linux Günleri bir Linux etkinliği. Her yıl düzenleniyor. Sakın burada benim geçmişten konuşmak isteme sebebim bu etkinlik benim gençlik yıllarımın geçtiği yer diyebiliriz nebze. Gençlik yıllarımda her yıl katılıyordum ama sanırım en son 17 yaşındayken katılmıştım. Sanırım. Ondan sonrasında ne oldu bilmiyorum. Bir türlü günleri ya gidesim gelmedi ya da günleri tutturamadım. Olduğundan haberdar olduğumda bir hafta falan geçmiş oluyordu. Böyle ilginç şeyler oldu. Bu sene tam 4 gün önce yakaladım. Bu arada şu an 2 gün var da. Evet, videoyu şimdi çekiyorum ama. Tam 4 gün önce olduğunu hatırladım. Ne güzel. Linux kanalı işletiyorum ve Türkiye Linux komünitesi hakkında çok az bilgim var. Harikayım, değil mi? Neyse. Gelelim. Benim katıldığım zamanlarda, yani benim gençlik yıllarımda, aslında şimdi de çok yaşlı sayılmam ama artık yetişkin kategorisine sayılır. Neyse, gençlik yıllarımda benim gayet çok eğlendiğim, güzel seminerlerin olduğu, güzel etkinliklerin olduğu, eğlenceli, bayağı Linux'la ve özgür yazılımla alakalı değişik insanların bulunabildiği, mesela orada Firefox projesinden birkaç insanla tanışmıştım mesela. Bunun yanı sıra KDE projesinden insanlarla tanıştım. Ömer abi dışında. Ömer abiyle sanırım biz hiç bir Özgür Yazılım ve Linux gününde denk gelmedik. Düşünüyorum da. Sanırım hiç denk gelmedik, evet. Onunla ilk yüz yüze görüşüm benim alakasız bir yerde çay içişimizde. Neyse. Devam edelim. Özgür Yazılım ve Linux günleri bu şekilde. Etkinlik programı da zaten 2 gün, 12 Mayıs, yani bu cumartesi ve bu pazar. Özellikle konu ilgimi çekmiyor ancak ki yapan kişi ilgimi çeken bir kişi olduğu için buna bir katılacağım. Bunun yanı sıra şu gene bu sefer konu da ilginç, yapan kişi de ilginç. Evet, bunlara biraz katılacağım. Onun dışında muhtemelen alanda gezeceğim. Tabii şu saatlerde olmayacağım gibi gözüküyor. Cumartesi günü. Ama diğer kısa zamanlarda beni bulabilirsiniz. Pazar günü de muhtemelen bütün gün orada olacağım gibi gözüküyor. Ve Doruk Fişek demişken onun ilginç bir konusu daha gözüme çarptı. Neyse. Olay bu şekilde. Bunun yanı sıra hani orada olacağım genelde. Orada biraz hani community'den uzak, yani topluluktan uzak kalmışım ve topluluğun içine biraz daha geri dönmek istiyorum. Bir yandan da birkaç tane cidden izlemek istediğim seminerler var. Ayrıca uzun yıllardır görmediğim insanlar var. Onları görmeyi istiyorum hani. Evet, basitçe bu. Bu 2 gün orada olacağım. Eğer yolunuz oraya düşerse, yolunuz neresi diye soracak olursanız, Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü. Siteden zaten bakabilirsiniz. Orada olacağım. Eğer yolunuz oraya düşerse bir selam verirsiniz. Etkinliğin tadına bakarsınız o esnada. Ben de seminerlerimi izlerim. Evet, ilk kısım burası. İkinci kısma gelecek olursak. Bundan sonra aktif kullanmayı planladığım bir sosyal medya. Neden buna değindim? Çünkü Facebook bayağı bildiğiniz neredeyse hiç kullanmıyor gibi bir durumdayım. Sadece yeni bir video attığımda onun duyurusunu yayınlamak ve sonrasında da geri çıkmak için. Giriyorum. Mastodon hesabı açtım. Aslında önceden de bir hesabım vardı. Ancak Mastodon Rocks sunucusundaydı. Mastodon Rocks sunucusunda bir dizi kaza oldu. Nasıl bir kaza oldu diye soracak olursanız sunucular patladı.
Zaten bu yüzden de Mastodon ekibi güvenlik, edersin sunucu güvenliği konusuna biraz daha önem göstermeye başladı. Ve Mastodon.teknoloji sonucunda kendime yeni bir kullanıcı açtım bu yöne itibariyle. Orada da onu da nasıl bulabilirsiniz diye soracak olursanız @kofteiskofte. Evet, buradan beni bulup takip edebilirsiniz. Bu şekilde buradayım. Bundan sonra burayı mümkün olduğunca aktif kullanmaya kalkışacağım. Tabii Twitter'da çok aktif kullanmamıştım ben. Ama bu Twitter'ı ama biraz daha iyisi gibi bir durumda. Eğer ilginizi çekerse gelin. Burada biraz özgür yazılım üstüne bir community kuralım. Türkçe. İngilizce bir community var. İngilizce bir topluluk var. Ama Türkçe yok. Hatta bayağı şu Wall'da Türkçe paylaşım yapan birileri göremedim bile. Hani bu arada bu Federal Timeline'ın olayı şu. Burada Mastodon aslında decentralized, yani merkezi değil. Tek bir sunucudan yayınlanmıyor. Birçok sunucudan yayınlanıyor. Mastodon daha teknoloji, daha teknoloji ağırlıklı bir sunucu. Hatta local timeline dersem şurada local timeline'ı görüyorum. Bunların hepsi Mastodon daha teknoloji üyeleri. Evet. Basitçe bu. Bu ise bütün sunucuların timeline'ı. Dolayısıyla burası daha akıcı bir şey. Burada daha Mastodon'da teknolojide olduğum için daha teknoloji odaklı bir şeyler görüyorum. Burada ise daha genel haberdir, şudur budur vesaire vesaire de çıkıyor. Şurada ise benim takip ettiğim insanlar. Ki henüz çok fazla bir kişi takip etmiyorum. Evet. Bu şekilde bunun duyurusunu da yaptım. Gelin. Videoları da burada paylaşacağım. Düşüncelerimi de burada paylaşacağım. Arada soru cevap burada yaparım. Burada aktif olmaya çalışacağım, evet. Basitçe bu iki mini duyuruyu yapmak istedim. Ve bir yandan da kendi ergenlik yıllarımdan bahsetmek istedim. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.